Kısmi seferberlik ilan eden Putin'in bundan sonra ne yapacağı, Biden vallahi kıyamete kadar taşır. Ben tanıyorum Putin'i, nihayetinde nükleer veya kimyasal silah kullanmaktan kaçınmaz demişti. Kısmi seferberlik ilanı ile birlikte ilhak adımı da geldiği için artık ilhak sonrasında bir topyekün savaş beklentisi vardı. Seferberlik ilan edildikten sonra Ruslar, o kapsamdaki Ruslar malum akın akın yurt dışına kaçtılar. Askeri gitmek istemeyen on binlerce Rus ülkeyi terk etti. İçlerinden ikisi hayli zor bir serüvene atıldı. Tekneyle Amerika'nın Alaska eyaletine gidip sığınma talebinde bulundular. Ufak bir tekneyle 480 kilometre yol kat ettiler. Rusya'dan Alaska'ya geçtiler. Rusya'da kısmi seferberlik ilanının ardından silah altına alınmak istemeyenler ülkeyi terk ediyor. Kararın ilk günlerinde Finlandiya, Gürcistan, Kazakistan ve Moğolistan sınırlarında yoğunluk yaşanmıştı. Bu kez bir ilk kayda geçti. İki Rus vatandaşı Egvekinot kentinden tekneye bindi. Yaklaşık 500 kilometre yol kat ettiler. Sonunda da Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletine bağlı St. Lawrence adasına ulaştılar. Rus vatandaşları adaya ayak basar basmaz Amerika Birleşik Devletleri'nden sığınma talebinde bulundu. Amerikan Ulusal Güvenlik Departmanı başvuruları işleme aldı. Gelişme Amerikalı yetkilileri olası göç dalgasına karşı harekete geçirdi. Alaska Senatörü Dan Sullivan federal yetkililere çağrı yaptı. Daha fazla Rus'un Alaska'ya sığınma ihtimaline karşı hazırlık yapılmasını istedi. Putin'in 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmesinden bu yana yaklaşık 700 bin Rus erkeğin ülkeyi terk ettiği ileri sürülüyor. Kazakistan 200 bin kişiyle Rusya'dan en fazla göç alan ülke. Ancak Kremlin bu verilerin doğru olmadığını savunuyor. Sözcü Dmitri Peskov net veri açıklamadı. Sadece sayının 700 binin çok daha altında olduğunu belirtti. Avrupa Birliği Sınır Ajansı Frontex'te yalnızca 21-27 Eylül tarihlerinde 66 bin Rus vatandaşının Avrupa Birliği'ne girdiğini açıklamıştı. Rusya 300 bin kişiyi askere almayı planlıyor. Savunma Bakanı Sergey Shoigu şimdiye kadar 200 binden fazla kişinin kayıt yaptırdığını duyurdu.